Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı ve kurbanlar kesim için kurban satış yerlerindeki yerini aldı. Bakalım kurban satıcıları ve kurban kesecek vatandaşlar bu yıl kurban fiyatları hakkında neler söyleyecek? Kurban Bayramı'nın artık sayılı günler kaldı. Evet. Biz de kurban pazarındayız. Bir besici olarak, üretici olarak ne söylemek istersiniz? Besici olarak ben malın fiyatları belli. Fiyatlar aşağı düştü. Kesim canlı olarak 26 lira ile 30 lira arasında söylüyorlar. Biz 25 liraya da bulursak satacağız. Yanınız hiç müşteri yok. Alanı da gösterin yani. Yanlış anlamayın da. Doğru mu yanlış mı? Müşterimiz yok. Bayram gününe kadar beklemek zorundayız. Peki bugüne geldiğimiz noktada satışlarınız nasıl? Satışımız 3 tane mal sattık. Yani öyle bir iş satışı değil satışımız. Fiyatlar kırgın. Peki beklentiniz ne durumda? Beklentimiz zaten bulamadık. O beklentiyi bulamadık. Kaç hayvanla geldiniz? Kaçını satmayı düşünüyorsunuz? Valla 20 tane getirdik, 3 tanesini sattık. Buraya gelen malımız. Ha zaten öbürlerde memlekette duruyor. Çünkü satış yok. Kurban pazarındayız. Artık sayılı günler kaldı Kurban Bayramı'na. Bir üretici olarak neler söylemek istersiniz? Abi yem çıkmış 140-160 lira. Saman çıkmış 1300 lira. Yonca çıkmış 1800 lira. Pazara hiç gelen giden yok. Din geliyoruz böyle. Gelen gidenlere bakıyoruz. Gelen savaşıyor, giden savaşıyor. Ortam çok ne oldu belirsiz. Peki satışlarınız ne durumda? Satışlarımız 8 lira, 9 lira, 22 lira, 23 lira. 10-12 kadar gidiyor. 13'e kadar. 10 bin lirayı cebine koyan bir vatandaş buradan bir kurbanı tek başına alıp çıkabilir mi? Çıkamıyor abi. Çıkamıyor. Adam geri cayıyor 10 bin liraya. Ortam yok diyor. İçinden çıkamıyorum diyor. Adam 3 kişi 10 koş 3 milyon 4 milyon bunu sevme 2 milyona gelmiyor. Bu an gelen ortam budur. Satışlar düşük. Satışlar düşük. Deke 4 milyon 3 milyon. Sığır meydanı bedava. Deke bakarak. Var, alamayan da var. Yani en düşük sevim bugün 2,5-3 lira. Emmime de bir şey demeye yerimiz yok. Onu da çektiği bir sıkıntı, bir çilesi var. Yemde bir dert var. Samanda bir dert var. Otta bir dert var. Bu sene mahsul de yok. Türkiye genelde bir kuraklık, bir sıkıntı var. Yani Tarım Bakanlığı'nın artık bir şeyleri görmesi lazım. Peki siz vatandaş olarak kurban pazarındaki fiyatlardan memnun musunuz? Ben daha yeni geldim. Sadece köylerde birkaç kişiye gittim geldim. İşin gerçeği kendi adıma. Kendim de hayvan kestirdim ama ben memnun değilim. Ben malımı bedavaya kestirmişim demek ki. Ama esnaf arkadaş da hak vermek zorundasın. Yani şu hayvanı yetiştirip de bu hale getirmek için bugün 2,5-3 yaşında dünyanın masrafı var. Zaten hayvanı satın alırsa, samanı yemini satın alırsa şu anda bunun içinden çıkılmıyor. Mahsul tarladan gelecek. Danası da ineğinin karnından çıkacaksa karı var. Gerisi zarar zaten. Peki ne kadar bir bütçeyle geldiniz? Ne kadarlık bir kurban almayı düşünüyorsunuz? Ben kendi sevime düşen 2500-2700 lira arası. Ha biz 7 ortağız. Tabii diğerlerinin de rahatsız olursa ben şimdi beğendiğim hayvanın resmini çekeceğim, kendilerine atacağım. O kelelerse gelip birlikte bakacağız. Ama işte bunun içinde 2,5'ü veren de var, veremeyen de var. Herkesin bütçesi aynı değil. Zaten millet pandemiden çıktı. Ayrı bir sıkıntı, ayrı bir dert var. Her şey iki katına, her gün her şeye zam geliyor. Ben bunu anlamıyorum. Ortada iş imkanı da yok. Mobilya varıyorsun zam. Ev ihtiyacından A'dan Z'ye neye varırsan zam. Yeme gidiyorsun zam. Mazuda gidiyorsun zam. Gübreye gidiyorsun zam. Çiftçi ne yapacak? Köylü gerçekten bitti. Ama ne ilgilenen var ne de bakan var. Ben bunu anlamıyorum. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Evet. Kurban pazarındayız. Fiyatlar noktasında neler söylemek istersiniz? Fiyatlar geçen senekine göre öncelikle hoş geldiniz. Fiyatlar geçen senekiyle hiç farkı yok. Yalnız burada bir sorun var. Yem iki kat oldu. Hayvanlardaki geçen seneki satılan fiyatına bu seneki fiyatın arasında hiçbir fark yok. Yani burada nasıl olur, niye der onu biz bilemeyiz artık da artık son noktasına geldik. Bu senede olur olmaz bundan sonraki buradaki üretici Allah yardımcısı olsun. Allah kesene de yardım etsin. Yani besiciye daha çok yardım etsin. Geçen sene yem 80 liraydı bu sene 140 bin liraya yem yediriyoruz. Şu hayvancının haline bakın. Şuraya bir tane pazarı komple çekin. Benim konuşmam bir kişinin konuşmasıyla olmaz. Bu arkadaşların hepsi besici.
Ya nereye varır, nerede biter bunu bilmiyorum. Artık bu hayvancılığın sonu geliyor bu ülkede. Tarım Bakanı da bunu duysun. Arpa olmuş 2700 lira, saman 1000 lira. Geçen sene sattığımız hayvanlarla aynı fiyat, hiç değişen bir şey yok. Etin kesimi aynı. Peki bir vatandaş olarak kurban almak istesek, evet, cebimizde ne kadar olması gerekiyor? Vallahi kardeşim şimdi geçen sene ne kestiyseniz ondan geleceğiniz. 2 ile 3 arası değil mi arkadaşlar? Yani yanlış olmasın, o fiyat o. Bir büyükbaş hayvan aşağı yukarı 12 bin lira, 13 bin lira gibi mi? Ya 12 bin liraya da var, 20 bin liraya da var. 10 bin lira. Şimdi hayvanı, şimdi şu hayvanla şu hayvanı bir kıyaslayamazsın ya. Bunun bir değeri var, onun bir değeri var. Onun bir eti var, bunun bir eti var. Yani et verimine göre ya. Peki rağbetten memnun musunuz? Şu anda normal. Şu anda pek de iç açıcı bir durum görünmüyor. Şu anda pek öyle sevinecek bir durum görünmüyor. Az bir zaman kaldı. Az bir zaman kalmasına rağmen bir de şu var yani, bizim milletimizde son günü bekleriz. Son güne sıkıştırırız. Niye sıkıştırırız? Fırsatçılık yaparız yani. Burada besici kalacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok artık. Kimse malını bedava yetiştirmiyor. Şuradaki insanların vaziyetine bir bakın da. Yani bu iş artık sona geldi ya. Gidişat iyiye gitmiyor. Besici olarak başkasına benim aklım ermez ben. Hayvancılık konusuna geldim ineceğiz. Geçen sene 80 bin liraya yedirdiğin yem 140 bin lira olursa, kesim yine aynı yerinde yatarsa Allah yardım iyiliğe. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, evet, ve siz de bir besicisiniz. Evet. Gidişat hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi gidişat pek iç açıcı değil arkadaş. Biraz önce arkadaşımız da değindi. Ben de değineyim aynı konulara. Bu Tarım Bakanımızı biz tanımıyoruz bile. Televizyonlarda görmüyoruz bile. Bu et konusunda, süt konusunda konuşmuyor. Ama şeye geldiği zaman, seçim zamanı, milletvekilini görmediğimiz milletvekillerini görüyoruz. Köylere geliyorlar. Köylü o zaman akıllarına geliyor. Köylü her zaman gelsinler köye. 5 yıla köylüleri düşünüyorlar. Köylünün kapısına geliyorlar. Şimdi hiçbir Tarım Bakanı'yla, milletvekiliyle bizim dertlerimizden hiçbirinden haberi yok. Kesim 47-48 bin lirayı gördü. Yem yükseldi, kesim düştü şu anda. Süt, zaten sütümüzü alan yok. Sütümüzü alırlarsa karşılığında yem veriyorlar. Mesela 130 bin liralık yemi 150 bin liraya satıyorlar bize. Sütümüzü 2 ay, 3 ay, 5 ay sonra paramızı ödüyorlar. Böyle bir şeydeyiz, düzendeyiz. Peki vatandaş rağbet gösteriyor mu kurbanlıklara? Kurbanlıklara çadırlarımız yer oldu hemen hemen. Fiyatlarımız da iyi yani, çok pahalı da değil. Etin üstünde, et parasına veriyoruz. Vakıflar kurban kesiyor, Diyanet kurban kesiyor. Ondan sonra marketler kurban satıyor. Daha adam kurban camiden gelmeden, bayram namazından gelmeden eti kapısına geliyor. Böyle bir durumda o adam gidiyor 1300 liraya, 1500 liraya markete para veriyor. Gerisinde gidiyor yazlığa, tatile, şuraya buraya. Yani bizim sorunumuz değil bunlar ama yapabilir ama. Bu kurban şeyi vasfı bizim Türkiye'de, İslam aleminde kalkmış gibi bir şey oluyor. Kurban bir ibadet. İbadet sulandırılıyor iyice. Yani kurban kesilecek, gözünden göreceğin, kanını aktığını göreceğin bu şekilde bir kurban. Bizim bir atadan, dededen, Peygamber Efendimizin bize şey yaptığı kurban budur. Ama şu anda adam kurbanı görmüyor. 1300 lirayı yatırıyor, markete veriyor, et evine geliyor. Nasıl bu kurban? Yani o da vatandaşlarımızın tercihi yani.